diş taşı oluşumu ve diş plağı oluşumu hastaların en sıklıkla karşılaştığı sorunlardan bir tanesidir. Diş taşlarının oluşumu rahatsızlık verici olur. Ağız kokusu anlamında, diş eti hastalıkları konusunda ve konuşma anlamında, özgüven anlamında, psikolojik stres anlamında birçok rahatsızlığa sebep olmakla birlikte temel itibariyle ağızda dile temas eden yerlerde pürüzlülük olması bile hastalara da rahatsızlık verici olur. Bunun birçok sebebi olmakla birlikte eğer yalnızca ihmale ve diş fırçalama alışkanlığının yetersizliğine bağlı bir durum ise diş taşı temizliğinin çok dikkatli ve güzel yapılması gerektiğini söyleyebilirim. Diş taşları temizliğinde ve plak oluşumunun önlenmesinde ve aynı zamanda parlatma işleminde temel hedefimizin koruyuculuk ilkesi olması gerekir. Diş hekimliğinde biz bunları yapıyoruz. Diş hekimliği tedavilerinin temeli oluşturan diş taşı temizliği parlatma işlemi de temel hedef dişin saydam yüzeyinin korunması modülüne dayanır. Diş yüzeyindeki sağlam mine tabakasının korunması ve mikro çiziklerden uzaklaştırılması demek bir sonraki dönemde de renklenmenin azalması ve taş, plak, sigara, nikotin renklenmesinin de azalması demektir. Kahve ve çay da bunlara ek artırıcı renklenme geliştirebilir. Ancak bunlar da önlenmesi için diş taşı temizliği ve parlatmanın en güzel şekilde koruyucu bir şekilde davranılması gerekir. Diş hekimliği olarak da bunlar yapılmaktadır. Diş plak ve taşları temizliğinde sıklıkla eskiden geleneksel yöntemler kullanılmaktaydı. Özel el aletleri ve pastalar aracıyla özel el aletleriyle diş etleri korunur, minimum kanamalı halde korunur, sonrasındaki altındaki ve üstündeki taşlar temizlenir ve sonrasında arı yüzlerdeki taşlar da minimum kalacak şekilde tertemiz yapılıp hastaya teslim edilirdi. Burada özel el aletlerinin faydası dişleri istenilse de çizilememesiydi. Bu çizilememesi ne demek? Hastanın diş taşı temizliği ve parlatma sonrasında da dişlerin renklenme olasılığının en aza indirilmesi demektir. Son zamanlarda, son belki 10-15-20 yılda el cihazları aracılığıyla mikro titreşimli bir şekilde el cihazlarıyla kaldırım kırma makinesi gibi diye düşünebilirsiniz. O cihazlar ultra frekans verilerek bir hafif bir çizme meydana getirilebilir. O nedenle diş hekimliği olarak da bizler çok dikkatli davranırız ki dişleri çizmemek temel modül olarak hareket ederiz. Bu nedenle dişler çizilmeden korunması, diş etlerinin hasar verilmeden korunması ve bütünlüğünün sağlanması ve dişlerin yüzeyinin saydam, parlak ve beyaz bir şekilde korunması temel hedef halinde sürdürülmelidir.